Sultan Abdülhamit döneminden Cumhuriyet'in ilanına kadar Osmanlı'nın Filistin hakkındaki, Filistin, İsrail, Kudüs hakkındaki politikasını soracaktım size. Sultan Abdülhamit'ten nereye kadar? Cumhuriyet'in ilanına kadar. Cumhuriyet'in ilanına kadar değil, 1918'e kadar söylüyorum çünkü Cumhuriyet'in ilanında 5 O da sene şey var. olabilir efendim. Orada başarılı bir işte o şey yani göçleri engelleyebildiği için o zaman aslında bir henüz daha İsrail'i ileride İsrail Filistin problem yani İsrail ya da Filistin problemine yol açacak nüfus transferi daha gerçekleşememiş. Tabii bu biraz da konjonktürel yani Abdülhamit döneminde daha henüz onun için de Avrupa'da da yeterli şartlar oluşmamıştı ama 1914'ten 1918'den sonra bu artarak sürecek. Dolayısıyla Osmanlılar o işi biliyorlar. Yani Osmanlılar o işten çok dilleri de yanmış. Şu da doğru değildir yani. Osmanlı'nın kendi altında da birçok cemaat bir araya gelince oradan da sıkıntı çekiyor musun? Buradan da biz bedeller ödedik. Hem Hristiyan, Müslüman arasındaki sıkıntı, şey cemaatlerin arasındaki sıkıntılardan. Yani işte ne bileyim Girit'te, Cebelilübnan'da. Dolayısıyla çok ağzı sütten yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor. Doğaldır da bu. O anlamda real bir şeye sahiptir, tecrübeye sahiptir. Zaten Abdülhamit hep temkinli yani Abdülhamit'in bütün iç dış herhangi bir politikasını tanımlarken temkinli diye tanımlayabiliriz. Temkinli bir politika izliyor doğal olarak. Paranoyak hatta. Yani ben onu demem bu olayda çünkü geldiği yer belli ya. En azından bu örnekte o temkinliliğin bir rasyonalitesi varmış. Orada haklı o temkinlik. Yani o zaten Osmanlı bir de siyasal İslam'ı da yani en azından panislamik bir politikayı da güden bir halife için yapılacak bir şey var zaten. Onu da yapıyor. Yani o tip şeyleri oradaki boşluk olmasaydı hiçbir devlet şuurlu bir şekilde oradaki oluşuma izin vermezdi. İşte manda ülkelerinin manda ne? Yani sömürge de değil. Dış işlerinde ve ekonomik sömürge haline gelecek. Dışlarında da söz sahibi olmayacak ama içeride olabilecek kendi kendine yönetecek bir sistem. Ara formül. Yani ne koloni ne bağımsız o sistemin ceremesini çekmiş oldu. Çünkü İngilizler oraya gittiler ama İngilizler orayı zaten nasıl bağımsız oldu İsrail? İşte İrgun Mirgun ilk terör saldırılarını İngilizlere karşı yaptı. Çünkü adamlar orada kalmak yani gitsinler diye. Ve o sırada İkinci Dünya Savaşı sırasındaki o boşluktan da dayanıp silahlandılar ve 1948'in önünü açan süreç oldu. Şimdi orada otoriteyi İngiltere hiçbir zaman Osmanlılar gibi kurmadı. Osmanlılar onu bir şekilde büyük bir güçtür hala yani. En zayıf anında bile gene de bir güçlü bir devlettir. Sadece diğerlerine göre güçsüz olduğu için biz güçsüz olarak adlandırıyoruz. Onu bir şekilde dengeleyebiliyordu. Ama o ara dönemde 1918-45 arasındaki ara dönemde İngilizlerin zaten oraya dediğim gibi kendi kolonileri üzerindeki kontrolü bile kaybediyor. Çok bilinmez ama özellikle Çanakkale'den sonra falan şey bile çıktı yani koloniler artık asker yollamayacağım falan diyor. İşte birçok ülke bağımsızlık için ufak ufak adımlar atmaya başlamış. Öyle bir yerde İngilizlerin oraya yolladığı asker belli ve bundan yararlandırdan 45'te 46'da ilk o saldırılar başlayınca İrgun'un falan. İngilizlere karşıydı o ilk başta. Yani siz gidin olayı Birleşmiş Milletler'e devredin diye ki öyle oldu. Dolayısıyla orada bir Osmanlı varken o tip bir cemaatler arası ya da dini cemaatler arasındaki bir tansiyonu çıkacağı herhangi bir hamleyi Osmanlı bloklamayı çok iyi bilir. 100 sene ondan çekmiş çünkü. Çünkü o Batı'nın müdahalesini getiriyor. Benim de bir şey ekleyecek galiba. Ya şöyle şimdi işin ekonomik boyutu bence burada önemli. Çünkü Theodor Herzl Abdülhamit'in huzuruna çıktığında ve daha sonraları İsrail devleti kurmak isteyenler Osmanlı ile irtibat kurduklarında şunu vaat ediyorlar. Pek çok cemiyetleri var ve bu cemiyetler kendi aralarında müthiş paralar toplayıp Osmanlı'nın borcunu silmek için bir teklifte bulunuyorlar. Yani bunlar tarihi belgeleri var yani uydurma komplo teorileri değil. Osmanlı da sonuçta hani hasta adam olarak kapitülasyonlarla, dış borçlanmayla hakikaten çok iyi durumda olmadığı için Abdülhamit döneminde de sonrasında da bu işte borçların silinmesi konusunda cezboluyor. Özellikle 1908'den sonra yani ikinci Meşrutiyet'ten sonra Osmanlı borcu katlanıyor. 1914'e gelene kadar zaten bir de üst üste pek çok savaş yaşadığı için daha da ekonomik anlamda çökmüş oluyor. O yüzden de bu işte deminki soru mal satma, toprak satma falan orada belli bir yere kadar izin veriyorlar. Hem Osmanlı'nın yani borçların silinmesi anlamında işlerine geliyor. Ama bu tabii ki çok büyük bir oran değil. Osmanlı bunu çok güzel dengeliyor. Abdülhamit de bunu çok güzel dengeliyor. Ama sonrasında bu deminki soruya da bağlayacak olursam, orada zaten toprak ağaları var ve o toprak ağaları yani o
arsaları satarken İsrail devleti kurulacak diye bir misyon ya da şey vizyonları yok. Onlar sadece gerçekten faiz fiyatları inanılmaz yüksek meblağlarda Avrupa'dan geldiği için tamam ne güzel işte büyük paralara topraklarını satmış oluyorlar. Daha sonra işte bu İngiliz döneminde Emrah'ın söylediği işte o 1918'den 1940-47'ye kadarki dönemde İngilizler o kadar ikili oynuyor ki bir mesela pro-İsrail yani İsrailleri tutan böyle makaleler yayınlıyorlar ve siyasi deklarasyonlarda bulunuyorlar. Bir de işte white papers falan deniliyor beyaz kağıtlarda birdenbire 180 derece dönüp aa işte ama Avrupa'dan İsrailli girişine ya da Yahudi girişine yılda 15 bine indirelim, limitleyelim gibi deklarasyonları var. Dolayısıyla bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. O yüzden de onlara zaten güven olmaz. İşlerine geldikleri gibi o oteli bombaladıktan sonra zaten İsrailliler de pır kaçmak için çok güzel bir nedenleri oluyor İngilizlerin. Ya, peki arka tarafa geçelim. Esasında hemen. Kısa bir şey eklesin. Yok çok hızlı lütfen buyurun. Emirhan Mehmet Yılmaz ben. Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümündenim. Emrah Sefa hocama sormak istiyorum sorumu. Bugün hep gazetecilik bölümünden geliyor bana da sorular. Kesin zor bir şey soracaktı şimdi. Bugün hep dünyayı konuştuk ama içinde bulunduğumuz belki de bizi en ilgilendiren konuya değinmedik. 100 yıl önce bir cumhuriyet kuruldu bu topraklarda. Bu cumhuriyeti kuranlar, kurmak için mücadele edenler bir yani hayal... belki bunu da bağlayacaksak ne kazandırdı dersen işte yurtta sulh. Hayır hem ha ne diyecektin devam et. Ben niye herkesi kesiyorum? Soruya çok hızlı geçiyorum. Bir programda kendi kendin bile kessin kusura bakma. Hayalleri vardı diyecektim vallahi onların. Abi. Hayalleri vardı. Belki 50 yıl, 100 yıl sonraki hayalleri vardı. Biz bu hayallerine ne kadar yakınız veya yakın olmak için ne yapmalıyız? Yani çok onların hayallerinin bir kısmı gerçekleşti. Türkiye Osmanlı'yla neyi başardığını hep üç şey söylüyorum. Bir, iktisadi bağımsızlığını aldı, kapitülasyonlar falan. Onlardan kurtulduk yani bu çok önemlidir. İki, fakr-ı zaruret içindeki ülkeden sanayileşmiş bir ülke yarattı. Bugün nereden baksak Türkiye'nin yüzlerce problemi olabilir ama en azından dünya çapında aktör olabilecek bir ülkedir. Bunu da nereden görüyoruz? İran, Suriye'nin, Afganistan'ın halini ve gördüğü muamele, Yemen'in halini ve Sudan'ın halini ve gördüğü muamele görüyoruz. Türkiye böyle bir devlet olmadı. Hakikaten bir imparatorluk mirasına layık bir şekilde kale alınan bir devlet oldu. Avrupa Birliği'nde olsun, NATO'da olsun bir yerlerde belli karar organlarına girmeyi başardı. Bunlar başardıkları. Yani bugün bakarlarsa nerede ayak kırıklığına uğrarlar? İşte onu siz yapacaksınız yani. Okuyan, öğrenen, akıl. Bugün çıktı ya işte bir tane adam Atatürk'e benzeyen bir adama 1 milyon lira bağış yapmışlar. Yani artık onun sembol seviyesinden işte öyle değil. Okumuşlarda da var bu. Sembol seviyesinden akıl seviyesine çıkarabilirsek yani artık o inkılapları anlar, onun üzerine gidersek Türkiye yeni 20. yüzyıla gider. O böyle eski şeylerin direkt aynı karbon kopyasıyla olmaz. Yani biz 1930'dan ruh alabiliriz, 1920'den ruh alabiliriz. Oradaki şeyleri direkt motamı uygulamakla o işler olmayacaktır. O da gençlerde 2019 YÖK raporunu söyleyeyim. Türkiye'de 100 binden fazla kitabı olan özel üniversite sayısı 10. Yani Bilkent'te Koç'u saymazsak hiçbirinin de o sınavı geçeceğini düşünmüyorum ben. Yani üniversitede kitap yok. Gençler okumuyor. Kitap okumak abartılmış bir balondur diyor. Tarihçilere gidiyorsunuz. Roman niye okuyayım? Ben milletin hayal gücünü mü, fantezilerini niye okuyayım diye. Okuyor böyle musunuz toplumda... kitap? Okuyanları görebilir kaç miyim? Kaç tane okuyorsunuz? Kitap okuyanlar. Okumayanları hiç... görebilir miyim? Hiç kitap okumayanları. Böyle bir anlayışta bir sondaj, böyle anket yapamadım. Hocam ne diyorsunuz? Biraz... Ya inşallah okuyorlardır bir ama... Ne okuyorlar ve okuduklarını anlıyorlar mı? Onu bilemem. Bak onları ölçemiyoruz ki ama ölçümü şeyi söyleyeyim. TÜİK'te... Okumaları anlama... Onu ölçebiliyoruz, ölçebiliyorsun evet. Onu. Evet, onda çok geride olduğumuzu biliyoruz. Yani Selçuk Şirin falan her yerde anlatıyor yani. Uzmanı o anlatsın. Ama biz de ondan bildiğim pizza şeyleri, kompleks şeyleri anlayamıyoruz mesela. Türkiye'de o yüzden ortaklıklar falan değil mi? Mail atıyorsun, maile cevap, maille alakası olabiliyor. Hakikaten bu... Ama bakın öyledir. Ezbere yaşayanlar da anlattım. İnsanın en güçlü varlık olduğu için değil, en güçlü hayvan olduğu için değil, en akıllı da değil, en iyi organize olabilen olduğu için. Organize olabilmek için birbirini anlayabilmek lazım. O yüzden de bakın sosyal medyada dönen tartışmalara, medyasına dönen tartışmalara ne kadar kısır olduğuna bakın. Kompleks düşünceleri biz anlayamıyoruz. Sessiz kitap o yüzden hemen sarıldı. Zaten yarısını anlayacak çünkü. Kompleks düşünceler yani ne bileyim bu böyle olursa böyledir, bu böyledir. İç içe açıp böyle parantez üstüne parantez açan şeyleri anlamakta zorluk çekiyoruz.
Bu çok net. Bunu da okumayla yenebiliriz. TÜİK sıralamasında 4-5 sene önceki şey ama değişmemiştir. 235. sırada ya kitap ihtiyaç olarak. Kültür Bakanlığı şeyine bakın. Fransa'nın 30'da biri bizim Kültür Bakanlığı'nın bütçesi. Tam şeyleri yazdım. Fransa'da işte kaç 200 milyon tiyatro bileti satılıyorsa bizde 10 milyon mu ne? Şimdi bunlarla gelecek abi onlar yani anlatabildim mi? Fenerbahçe tribünleri coşunca olmuyor iş. Yani biraz da kütüphaneler coşacak. Siz de öyle birine benziyor diye de 1 milyon lira bağış yapmayacaksınız. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya?